Eğer bugün ne yemek yapacağım diye düşünüyorsak o ibadet ilişki olmuyor. Yani Allah'la ilişki kurduran her şey ibadettir. Kendi varlığından geçmek, nefsine ağır geleni yapmak, hele şu Muharrem'de. Mesela bir kez dargınsan hemen dargınların barışması lazım. Çünkü ya dargınlık Allah'la mı darılıyoruz? Bunun için nefsimize ağır gelen şeyleri yapmak ibadettir. Peygamber Halise'ye senin imanının hakikati nedir diye sormuş. Halise şöyle cevap vermiş. Gecemi uykusuz, gündüzümü susuz geçirdim. Nefsimi dünyadan çektim. Peygamber ona arif oldu, devam et demiş. İçinde dünyadan herhangi bir şeyi düşünen kimsenin marifeti doğru değildir. Yani burada biraz ileri bir safha anlatılıyor. Dünyaya dönmemek lazım. Dünyayla alakayı biraz kesmek lazım. Dünyaya bizi döndürecek olan herkesten de geçmek lazım. Burası çok önemli. Zira marifet doğru olduğu zaman bilinen Allah'tan başka bir şey insanın kalbinde bırakmaz. Yani doğru olarak Allah'a yönelirsek hiçbir şey kalmaz kalbinde. Marifet Allah'ı, onun isimlerini, sıfatlarını, kudret ve iradesinin geçerliliğini bilmek, aza kanaat etmek, Allah'ın büyüklüğü karşısında küçüklüğünü idrak etmek, alçak gönüllü olmaktır. Marifet doğru olunca arifi marifetinden geçirir, arif bildiğinin farkında olmaz. Çünkü o Allah'ı görmekten başka hiçbir şeyle meşgul olmaz. Burada Harekani Hazretleri bir marifet ehli olan Harekani Hazretleri'ni anmadan geçemeyeceğim. Diyor ki ben en çok Allah'a hayret ediyorum. Benim gibi etten, kemikten yapılmış bir parça toprak olanı o kadar büyük lütuflarda bulunması ne büyük hayret verici bir şey. O bana öyle bir yanaştı ki bana Hazreti Mustafa'dan sonraki en büyük yakınlığı gösterdi diyor. İşte buradan anlaşılıyor ki hepimiz eğer idrak etsek şuraya gelebilmek bile bize Allah'ın lütfu. Yani şurada şu zevki alabilmek Allah'ın lütfu. Onunla meşgul olmak, ona ibadet etmek, ona kulluk yapabilmek hepsi onun lütuflarından ibaret. Sufilerden birine marifetten sordular. Marifet kalplerin Allah-u Teala'nın öğrettiği incelikleri düşünmesidir dedi. Hak Teala Allah'ın hakkı ile takdir edemediler. Enam 91'de buyurmuştur. Hazreti Peygamber de şayet siz Allah'ı hakkıyla tanımış olsaydınız, denizlerde su üzerinde gezerdiniz, duanız sayesinde dağlar yerinden oynardı buyuruyor. Demek ki bizim bir şeye etki edemeyişimiz, tasarruf edemeyişimiz, nefsimizin Allah'la aramıza girmesiyle alakalı. Canımız yanınca bağırıyorsak, çağırıyorsak, en ufak bir maddi durumda eksiklik olduğunda başıma bu da mı gelmeli diyorsak, en ufak bir sıkıntı geldiğinde ben niye bunlara layık mıydım diyorsam o zaman bizim bunları yapmamız mümkün değildi. Şimdi Allah-u Teala ile ilgili marifet iki kısımdır. Biri ilmi, diğeri halidir. İlmi marifet bütün dünya ve ahiret hayırlarının aslı ve esasıdır. Yani ilmi marifet ne? Her şeyi yapanın yaptıran Allah olduğunu. Her şeyi. Yani başka hiçbir kuvveti kudret yok. Yalnız o var. Öyleyse her üzüntüden niye üzülebilir ki? Her şeyi yapan yaptıran oysa. Bu çok önemli. Bütün hallerde ve zamanda kul için en önemli şey Allah'ı tanımaktır. Hak Teala ben cini insanı sadece bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Bu ayetteki ibadet etsinler ifadesi tanısınlar manasına gelmektedir. Tanımak nedir? Her yerde olur. Başkası yok demek. Maksat ibadet, bak ibadetten maksat marifettir. Şimdi Allah tarafından dost olmak üzere seçilenleri, dünya zulmetlerinden kurtarılanlar ve kalpleri kendisiyle ihya edilenler müstesna, halkın çoğu bu gerçekten bir haber. Yani yapanın, yaptıranın Allah olduğunu, kudretin yani ona ait olduğunu, enerjinin,
Yani ben bir gün çok iyi hatırlıyorum. Kahveden ilk geldiğim sene, ilk gittiğimin ertesinde hasta olmuştum. Ağır bir zatürre geçiriyorum. Yani ibadet, Kadir gecesi herkes gitti, ibadet edecek halim yok. Halim yok. O kadar güçsüzüm ki Kadir gecesi. Ve Allah'a biat ettim. Yalvardım ve dedim ki ne olursun sadece namaz kılmama izin ver. Ve huzuruna kalktım iki büklüm. O zaman idrak ettim ki o gücü vermezse biz namaz bile kılamayız. Tabii. Yani onu anlamamız için dahi verilen enerji o. Onun için ben namaz kıldım lafı kadar abes ve yanlış bir şey olamaz. Bana lütfetti, o namazı kıldırttı demek lazım. Yani o lütufa mazhar oldum demek lazım. Bu hususta Hak Teala kendisine nur verip onunla halk arasında yürüyen kimse, yani Hazreti Ömer gibi, zulmet içinde kalan kimse, yani Ebu Cehil gibi midir? Yani benim nuruyla aydınlattığım, enerji verdiğim kişi o karanlıkta bıraktığım gibi değildir ki diyor Allah-u Azimşah. Buyurmuştur. Şimdi marifet kalbin hak ile hayat bulması ve diri olması. Sırrın hakkın haricinde kalan her şeyden yüz çevirmesidir. Marifet sahibi olmayanın bu alemde kıymeti yoktur. İndi ister ulema olsun, ister fukaha, fıkıh alimi olsun, isterse daha başkaları olsun, insanlar Allah hakkındaki sıhhatli ilme marifet adını vermişlerdir. Tasavvuf yolunun şeyhleri ise Allah hakkındaki sıhhatli hale, davranışa marifet adını vermişler. Yani ilim sadece de yetmez diyor insanı Kabiller. Yaşam. Halet. Yani marifeti halet buyuruyorlar. Bundan ötürü marifet ilimden üstündür demişlerdir. Çünkü sıhhatli ilim olmadan sıhhatli hal bulunmaz. Sıhhatli ilim sıhhatli hal değildir. Yani Allah hakkında alim olmayan onun hakkında arif olamaz. Hakkı bilmeyen onu tanıyamaz. Arif olmayan bir kimse de alim olabilir. Bu mana ve konuda bilgisiz olan iki taife, o taifede bu taifeyi reddetmişler. Şimdi burası çok önemli. Siz her ilmi bilebilirsiniz ama o ilimle Allah arasında ilişki kuramıyorsanız marifet ilmine sahip değilsiniz demektir. Ben kimya okuduğum zaman Samiyan için bana edebiyat okumamı tavsiye etmişlerdi. Biraz yazmaya meyilim olduğu için. Fakat o zamanlar bir geri zekalı fikir vardı. Akıllı kızlar mühendis olur ya da doktor olur diye. Biz de akıllı olduğumuzu ispat için mühendis olduk. Halbuki o zaman şimdi 1970'li yıllarda insanlar dünyayı mamur etmek için uğraşıyorlardı. Şimdi bunun ne büyük bir ahmaklık olduğunu Hazreti Ali'nin sözünden idrak ettik. Şimdi çok şükür meslekler değişti. Daha ziyade psikologlar, sosyologlar çıktı. Önce kendimizi mamur edelim ki dünya mamur olsun demeye başladı insanlar. Yani kendimiz adam olmadan dünyayı mamur etmenin bir faydası yok. Sonra kimya okudum ben. Çok seviyordum kimyayı. Niye okudum diye düşündüğüm çok olmuştur. Niye ilahiyat okumadım, niye edebiyat okumadım diye. Fakat şimdi anlıyorum ki iki kimya. Yani Allah her şeyi programlayarak yapıyor. Neden? Çünkü bugünün ilmini ben kimyadan öğrendim. Mesela kuantum teorisini, kuantumla Allah arasındaki ilişkiyi. Ve geçenlerde bir arkadaşımın çok hoş bir sözü, hiç kulaklarımdan düşmüyor, her an hatırımda. Benim beraber mühendis çıktığım arkadaşlarımın içinde bir tanesi, çok sevgili dostum, kendisi Ekmekçioğulları'nın kızıdır. Kendisinin ailesinin dinden, imandan hiç alakası yok. Sen Beluva'ya girmiş, sen Beluva'da okurken ortaokulda kiliseye götürmüşler rahibeler. O gece yatarken Allah demiş ki, ben Müslümansam bu gece rüyamda bana bir şey göster. Hristiyansam, Hristiyanlık için bir şey göster ki ben bir din seçeyim de ona göre kendimi geliştireyim. O gece Kabe'nin etrafını tavaf ettiğini görmüş kendisi. Ondan beri de hakikaten çok güzel bir Müslüman. Allah ondan razı olsun. Onlar birlikte bizim sınıf arkadaşları
Dünyanın en büyük kuantum profesörü Türkiye'ye geliyor. 500'er dolar vererek onu dinlemeye giriyorlar. 500'er dolar. Ve ilk söylediği laf şu oluyor. Ben kuantumu Hazreti Mevlana'dan öğrendim. Bana gelip telefon açtı. Boşuna 500 dolar verdim. Keşke derse gelseydik daha hayırlı bir iş yapmış olurum. Yani şunu bilmek lazım ki bütün enerjiler Allah'la alakalı. İşte bunu insan kâmilden öğrenir insan. Sonuçta bütün ilimlerde Allah'la kul arasında bir ilişki kurmak lazım. Mesela ben öğretmenlik yaparken şunu anlatırdım daima. Karbon, kömür de karbondur, elmas da karbondur. Arkadaşlar çok enteresan. Yapısal olarak birebir aynı ikisi. Hiçbir fark yok. Sadece birisi toprak altında çok acı çekince elmas oluyor. Üstte hiç acı çekmeyince kömür oluyor. Ne kadar enteresan. Aynı madde, birebir aynı arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Fakat acı çektiği zaman yüzeyi değişiyor. Yüzeyi değiştiği zaman yansımaya ve parlamaya başlıyor. Parladığı zaman dayanıklılığı artıyor. Ve elmas oluyor. Hatta İkbal ikisi arasında bir konuşma yapar. Şöyle bir şey söylüyorlar sana. Ne istiyorsun? Ama hiç duyulmuyormuş onun için Dilara'cığım. Evet. Şimdi bu ikisi arasındaki konuşmayı yapar. İkbal de bir kimyacı olarak benim çok sevdiğim Pakistanlı büyük Buda sahip Muhammed İkbal. Ve orada şöyle der, ben biraz uzak durayım size de faydalı olsun. Şöyle der, kömür elmasa der ki, kardeşim ben niye güzel değilim? Çünkü hiç acı çekmedin. Ben nasıl faydalı olacağım ve güzelleşeceğim? Yan der elmas. Yan. Yan da ısıt etrafı. Yanmadan beş para etmezsin. Görüyor musunuz? Bakın bir kimya ilmi deyip geçiyoruz ama içerisinde her şey insanı Allah'a götürüyor. Evet. Ya dünyasal bağları anlatırken çok haklısınız. Periyodik sistem de öyle. Periyodik sistem diye bir sistem okuduk. Hepimiz daha üniversitede, lisede bu sistem üzerine dünyanın en büyük buluşu kabul edilmiş. Hakikaten bence dünyanın en büyük buluşu. Bütün elementler bir tabloda oturuyorlar. Fakat ne kadar enteresan, 8A grubu, yani bu tablonun 8A ve son grubu, bunlar hiçbir elementle birleşmezler. Son yörüngelerini tamamlamışlardır. Ben onları çocuklara anlatırken mürşit grup diye anlatırım. Ve bütün elementler sırf bunlara benzemek üzere çalışırlar. Bu marifet ehli 8A grubuna, yani ihtiyatsız, Allah'tan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bu gruba benzemek üzere çalışırken ya artı olurlar bizim gibi ya eksi olurlar. Yani bu alemde negatif olan Ebu Cehil de Allah'a yanaşmak için oluyor ama ezelinde negatif olmayan beyin var. Pozitif olan Hazreti Ebu Bekir de Allah'a yaklaşmak için pozitif. Ne enteresan ama 8A'ya eremezler. Peki nasıl edecek? İlla bir pozitif kendi kadar bir negatife tahammül edip onunla evlenecek ki nötr olur. O pozitif yersin. Yani bu alemin düzeni kadar Allah'ın programladığı bütün elementlerinde, yani nereye baksanız atomundan güneş sistemine, nereye baksanız Allah'tan başka hiçbir şeyin çıkmadığı bir alem. Ve bu göremeyenler içinde ne kadar kör diyorsunuz. Yani bugün sabahleyin bir programda Darwin'i anlatıyor. Büyük bir üzüntüyle şunu dinledim. Darwin'e kadar insanlar hala dünyanın Allah tarafından 6 günde yaratıldığına inanıyorlardı. Yani ne kadar acı bir durum. Aslında 6 gün nedir? Ey akılsızlar, bizim gibi 6 yönün yaratılmasıdır. Allah'ın 6 günü bizimle aynı mı? Her bir yönde yarattı Allah. Her bir yönü ayrı bir manada zuhur ettirdi. Öyleyse sen onu idrak edemiyorsan nereye takılıp kalıyorsun? Sufilerin ruhani halleri yaşayarak manevi ve ilahi
ilahi hakikatleri tadarak elde ettikleri bilgi türüne marifet denir. Yani biraz sufiler bunu halvetle yahut ya halvete girerler. Halvet biliyorsunuz 40 gün. Bu 40 kelimesi de Hazreti Musa sayesinde ortaya çıkmıştır. Çünkü Allah'la konuşmaya gittiği zaman Tur-i Sina'da belli bir miktar kalacağını düşündüğü halde Allah onu 40 gün tutmuş ve 40 günde içindeki 40 makamda tecelli tamamlanmıştır. Peygamber Efendimiz'e 40. yaşında İslam'ın gelmesi de illa insanın içindeki 40 makamın açılmasıyla alakalıdır. Onun için Erbayin denen 40 gün ve halvete girer, halvetiler, halveti tarikat hakkında olanlar. Başka tarikattakiler de şöyle bir idrak içindedirler. Ben dünyada bana her eziyet çektirene tahammül edersem halvete girmiş sayılır. Demek ki bazı insan halvete girerek nefsini terbiye eder. Bazı insan da Allah'a çok şükür evin içindekilerle kendini terbiye eder. O da bir halvettir. Mühim olan tahammül gücünü arttırmaktır. İnsan her hadisede Allah'ı görme zevkini elde etsin diye bu tecrübeleri yaşar. Sultan Veled halvete girmeyi istemiş. Hazreti Mevlana bizim yolumuzda halvet yok. Girme demişler. Fakat çok ısrar etmiş. Hakikaten de sonra anlatıyor. Belli bir devreden sonra bütün hayatım değişti. Tamamen her şeyini Allah'ım görmeye başladı. Görmek bizim gözde görmek demek değil. Görmek her hadisenin içerisinde Allah'ı idrak etmektir. Her hadisede. Bak burada bana şunu demek istiyor. Annemle Efendimiz Kinarpay Hazretleri Galata Mevlevi Hanesi'ne gidiyorlarmış. Beyoğlu'nun başında hoş geldin yazar. Hocam demişler ki bak meşgul Allah bize hoş geldin diyor. Yani her mesajdan Allah'la irtibat kurabilmek. Bu hal işte marifet ehlinin halidir. Hakim Tirmizi'ye göre marifet yakin ile benzerdir. Ve bu ikisinin zıttı nekredir. Yani belirsizliktir. Onun anlayışı açısından marifet ilmin en yüksek derecesidir. Çünkü marifet aynı zamanda kulun nihai gayesi olan Allah'a vasıl olma vasıtasıdır. Ona göre marifet kulun gayretiyle değil Allah'ın lütfuyla elde edilir. Şimdi ben burada müsaade ederseniz biraz Miraç'tan bahsedip bu hakikat üzerinde durmak istiyorum. Necm suresinde Allah bu azimişan buyuruyor ki yayın bir ucu yükseldi öbür ucu eğildi. Değil mi? Ayet böyle. Demek ki Peygamber Efendimiz'in sidre-i müntahayı kadar gelişi gayrettir. Gayret. Bu gayret ne gayreti? Ezeli nasibinin gayreti. Yani bunu şunu demek istiyorum. Birisi Kenarfay Hazretleri'ne sormuş. Madem her şey belli, ben niye çalışıyorum? Hocam da demişler ki çalışmak da kaderinde var, onun için çalışıyorsun. Öyleyse peygamberin ezeli nasibinde o peygamberlik vasfı var. Allah aşkı var. Allah'tan başka varlıkları Allah'ta birlemek var. Bu var nasibinde. Fakat bunu arttırmak için şöyle buyuruyorlar. Tir tir titretiyor bu beyni. Bu alemde gelmiş geçmiş en acı çeken peygamber benim. Şimdi burada bakıyorsunuz 64 yıllık bir hayatı var. Hazreti Nuh'a bakıyorsunuz binlerce yıl bir hayatı var. Hazreti Musa'nın öyle. Peki peygamber niye en çok acı ben çektim diyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü o Adem olarak acı çekmiş. Nuh olarak çekmiş. Yani her peygamberde bunu bir reenkarnasyon olarak lütfen algılamayın. Hakikati Muhammedi olan aslı, özü, tekamülünü tamamlayana kadar o öz acı çekmiş. Sonunda tamamlanınca o tekamül Hamd ismiyle tecelli etmiş. Çünkü o ana kadar başka hiç kimseye Muhammed adı verilmemiş. Yani Hamd yalnız Allah'a ait ya. İşte o yalnız Allah'a ait bir hali hal etmiş olarak bu aleme gelmiş. İşte bu halde bütün o tekamülün acıları içinde gene de bu dünyada da kendisi de 40 sene acı çekerek, çok acı çekerek o tekamülünü tamamlamış. Şimdi burada bu gayret değil mi? Bir gün bile Allah'a sormuyor.
Madem beni peygamber olarak yarattın, Habibim dedin, alemleri benim için yarattın da, Taif'te taşlandım, en sevdiklerimi elimden aldın. Hazreti Hatice bana tek inanan, iman ederdi. Bütün gücüyle beni koruyandı, arkama geçerdi. Ve böyle şey gibi çekermiş, elektrik süpürgesinin çektiği gibi içinden hüznü çekermiş peygamberin Hazreti Hatice. Öyle bir sultan. Gencecik, onun yani peygamber gençken eşini alıyor. Tek eşi bence acizane, çünkü diğerleriyle emirle evlenmiştir. Diğer bütün evlendikleri Cebrail Aleyhisselam'ın tek tek gelerek bununla mecburen evleneceksin dediği kişilerdir. Mesela Hazreti Ayşe ile evlenişinde 3 kere ilk defa peygamber Cebrail'e inanmıyor. 3 kere geliyor Cebrail evleneceksin diye. Görüyoruz ki Hazreti Hatice'den sonrası mecburiyetlerdir. Hazreti Hatice hakikaten sevdiği. Çünkü niye sever? Peygamber niye sever? İnsan niye sever? Allah'ını seveni sever. Allah'ına iman edeni, baş koyanı, Allah için mücadele edeni sever. Bu hal zuhur ediyor. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum, söylemek istedim. Şimdi burada bu halin zuhuratı var. Zuhur var. Bir zuhur. Demek ki bu bir gayret. Peygamber yüzü asılmamış. Taif'te taşlanmış. Onlara dua etmiş. Allah'ım bunlarla hayırlı evlatlar nasip et. Suudi Arabistan'da tek yeşil yer Taif. Akıl alır gibi değil. Dolayısıyla bu bir gayrettir. Sonra Sidre-i Münteha'ya kadar çıktı. Sonra artık aşkıyla yükseldi. Oraya kadar melekeleriyle, yani dünyevi melekeleriyle yükseldi. Ama Sidre'den sonra hiçbir kulun çıkmadığı bir yere sadece aşkıyla yükseldi. İşte orada Allah ona tenezzül etti arkadaşlar. Yani burada görüyoruz ki namazda biz secde edip yok olursak Allah orada bize tenezzül eder. İşte o tenezzül olursa biz marifet ehli. O tenezzülü idrak eder. Acaba anlatabiliyor muyum? Bu itibar Allah'ın ona ihsan ettiği marifetle orantılıdır. Ancak bu ilişkide tamamen pasif bir durumda olmamalı, kendine düşeni mutlaka yerine getirmeli. Şimdi ben mesela çok kırıldığım birisi ne güzel davranabiliyorsam ben orada Allah'ın merhametini çekiyorum. Merhameti çekiyorum. Bana kötü muamele edene iyi davranıyorsun. Ehl-i Beyt'ten yalnız şu sözleri öğrendim ben acizane. Yalnız şu sözleri. Gelmeyene git. Kötü muamele edene dua et. Hasta olanı mutlaka ziyaret et. Daima afla meşgul. Kim zaten affedilen kim? Hepsi Allah'ın bir tecellisi sonucunda. Marifet Allah'ın muvahhidlerinin kalplerine diktiği ve yetişmesinden onları sorumlu tuttu. Ne güzel. Allah bizim gönlümüze işliyor. Ben varım diyor. Başkası yok diyor. Ama bu bilgiyi sula diyor. Nasıl suluyoruz o bilgiyi? İşte kulunla suluyoruz. İşte buraya gelerek, işte sohbetle suluyoruz. İşte aşkla suluyoruz. Yani bu bilgiyi arttırıyoruz. Bu bilgiyi yaşar hale geçiriyoruz. O zaman işe yarıyoruz. Tirmizi bu meselenin daha iyi anlaşılmasını temin için şu örneği verir. Marifet Allah'ın muvahhidlerinin diktiği bir ağaçtır. Bu ağaç ne kadar iyi yetiştirilirse meyvasından o derece istifade edilir. Bu ağacın gelişmesi su ile olur ki bu da ilimdir. Toprağı iyi ameldir. Muhafazası takvadır. Ona göre Allah'ın dilediği kullarının kalbine marifeti elde edebilecek şekilde yaratmış. Sonrasını da kula bırakmıştın. Senin gönlüne dikmiş bir kere. Senin ezeli nasibinde bu vardır. Ama geliştir. Yani bu aleme gelmekten maksat ismimizi ortaya çıkarmaktır. Onu hasıl et. Çıkar ortaya. Göster ki işe yarasın dünya. Diyor. Marifet dilin ikrarı ve kalbin tasdikidir. Marifet kalbin iç içe bulunduğu derin boyutlardan en içte yer alan lüpte bulunmaktadır. Yani artık kalbinde Allah'tan başka bir zevk bırakma ki için içine idrak edebilesin. Lübün lübünü, fiil-i mafi, yani için içine geçebilesin. Kalp nasıl bedenin bütün organlarının hakimi konumundaysa marifet de kalbin emiridir.
Kalp marifet ilişkisi, nefis heva ilişkisi birbirinin benzeridir. Kalp içinde bulunan marifet sayesinde azaları hayra yönlendirmeye çalışırken heva ve nefsi de kesbetmeye zorlar. Yani nefsi zaptır alt altına alır. Marifet ehli insanda nefsani arzu ve istek artık kalmıyor. Yani o zaman ben onu suçlarsam, mesela peygamber haşa ve haşa şu hanımlarla evlendim dersem ben onu anlayamıyorum. Çünkü ben kör oluyorum. Onda nefis bulunduğunu zannediyorum. Çünkü bende var ya. Demek ki ben gibi bakıyorum karşımdakine. Orada bir nefis yok. Peygamberde nefsani bir arzu ve istek yok. Nefsani arzusu olan ona gelinip şöyle bir teklif bulunduğunda bütün Arabistan kadınlarını sana verelim. Bütün Arabistan'daki paraları da verelim. Bu peygamberlik isteğinden vazgeç dendiğinde bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz ben gene Allah'ın emrettiğinden vazgeçmem. Hatice'den başkasını da eş olarak istemem buyuruşu. Onda nefsaniyetle alakalı hiçbir şeyin kalmadığını gösteriyor. Bunun çok güzel bir anlatımı var. Şöyle anlatıyor. Zannedip İbn-i Arabi Hazretleri. İnsan-ı kâmil, nefsaniyeti olmayan ay gibidir diyor. Ayın zerrece kendi ışığı yoktur diyor. Zerrece. Güneşin ışığını olduğu gibi bize aksettirir diyor. Ve gece karanlığında yol gösterir. Şimdi bir insan Allah'ın ışığını, nurunu bize aksettiriyorsa, gece karanlığı olan bu dünyada, gece bu dünya demek, dünyada yollarımızı aydınlatır ve biz o ışık sayesinde yürürüz. Anlatabiliyor muyum, çok muyum? Demek ki onların, onlardan zuhur eden Allah'ın tasarrufudur. Yani onların kendi tasarrufu yok, varlığı yok, benliği yok. Bunu idrak ettik mi her şey çok kolaydır. Şimdi ben burada şeyi de anlayamıyorum. Mesela ben dua ettim, oldu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bizim duamız olmaz o iş. Allah bize lütfeder, içimize bir istek verir. Biz o isteği hatırlarız, Allah'a dua ederiz. Oradaki duadan kasıt sadece Allah'a yaklaşmanın, kendimizin beceriksiz de hiçbir şey olduğunu idrak etmenin sevkinden başka bir şey değildir. Olması gereken olur, yapan Allah'tır. Benim hiçbir dahlim olmaz. Tasarruf ehli. Yani mesela şimdi Hacı Bayram Veli hazırlıyorum. Benim konumda tasarruf. Onu acizane hazırladım. Her yerde onun tasarrufunu görmemek mümkün değil. İstanbul'un anışında da Hazreti Fatih kundakta getirildiğinde karşısına Fetih Suresini okuyor. Yani öyle bir sultandan bahsediyoruz. Allah'ın tasarrufu ondan tecelli etmiş. İstanbul, Ankara'nın başşehir oluşundan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar Hacı Bayram Veli'nin tasarrufu var. Çok büyük sultan. Ama Hacı Bayram'a sorun, sen mi yaptın? Yok. Onlar biliyorlar kendilerinde bir kuvveti, kudreti. İşte o hiç olunca, yok olunca, ay gibi kendi bütün ışığından vazgeçince, o zaman Allah ona ışığını göndererek tecelli ediyor. Orası çok önemli. Öyleyse artık duvar gibi boş olmak lazım. Ben çok severim. Bir hadis-i şerifi var. Peygamber Efendimiz'in buyuruyorlar ki İslam'dan önceki Müslümanlar vardır diyorlar. İslam'dan önce Müslüman olanlardan bir tanesi tek Tanrı'ya iman eden Firavun'dur diyorlar. Var ya bir tane Firavun Mısır'da tek Tanrı'ya iman etmiş. Peygamber'e göre o Müslümandır. Bir tanesi Habib-i Neccar diyorlar. Galiba evet. Bir tanesi Habib-i Neccar Hazretleri, çok büyük sultan, Yasin'in sahibi, yani yatıyor şeyde, Antakya'da. Evet. Onun gibi, bu tek Tanrı'ya iman eden Firavun, boş bir şeyi kızına göstermiş. Kızım bu duvarda ne var demiş. Hiçbir şey yok demiş. Ne resim yapabilirsin kızım bu duvara demiş. Her şeyi yapabilirim demiş. Gördün mü demiş, her şey o hiçbir şeyin içinde işte demiş. Yani hiç olursan her şey senden tecelli ediyor. Ama hiç olmaz. Yani bu kadar kolay bir iş değil arkadaşlar. O nefis her yerden çıkıyor. Hazreti Ömer'e gelişinde şey hazırlıyoruz. Cihariyarı güzini hazırlıyoruz. Peygamber gecemiz için 4 halifeyi. Hazreti Ömer'e Yahudiler 60 kişiyi öldürecek zehir getiriyorlar. 60 kişiyi öldürecek. Hazreti Ömer
Çünkü alıyor, bilmiyor yani onun içinde zehir olduğunu. Tabii o her şeyi bildiği için. Diyor ki 60 kişiyi öldürecek zehir benim 60 nefsimden fazla olduğunu bilmiyor musunuz? Bana tesir etmez diyor. Alıyor öyle kır içiyor ve hiçbir şey olmuyor. Hemen Müslüman oluyorlar Yahudiler. Hazreti Ömer diyorsa ki bende 60 nefisten fazla var, bizim halimiz artık ne haldeyiz. Yani tam emin olduğumuz noktada nefsimiz çıkar. Şeytanın Avukatı diye çok güzel bir film vardı. Görmeyen gençlerin mutlaka görmesi lazım. Tam adam şeytanı yendi, mahvetti. Gazeteciler geldiler, tebrik ederiz dediler. Gülümsedi ya şeytan yanında. Gülümsedi yani. Her şeyden vazgeçti şeytanı yenmek için. Ama daha ben diye gülümsedi ya. Ben yendim dedi ya. Şeytan gene yanında. O kadar çok nefsane. Buradaki şeytandan kasıt bizim nefsaniyetimizdir zaten. Zira genelde çile ve müritlik dönemlerinde dünyayı kötüleyen mutasavvıfların marifet makamına ulaşıp arif oldukları zaman artık dünyanın lehinde de aleyhinde konuşmadıkları bir... Ben bunu çok seviyorum. Çünkü Rabia Tirat diye bir adam gelmiş. Dünya şöyle kötü, dünya böyle kötü, dünya şöyle berbat. Rabia'ya fenalık gelmiş. Ay demiş, sen bu dünyaya ne kadar aşıksın. Başka bir laf etmiyorsun. Eğer Allah'ı sevseydin Allah derdin, dünya demezdin. Demek ki neyle kafamız çok meşgulse ondan bahsediyoruz. Geçen hafta hatırlarsanız Allah'ın Hazreti Yakub'a bu kadar çok Yusuf demeseydin, beni alsaydın ben içine o sıkıntıyı da vermezdim dediğini gayet net hatırlıyorum ben acizane. Demek ki burada bir şey daha anlatmak istiyorum. Cüneyd-i Bağdadi bütün tarikatların babası ve tasavvufun özü kabul edilir. Çok büyük bir sultan. Onun tasavvuf tarifi şöyle. Sıkıntı ve bela anında kalpte mutluluk duymaya tasavvuf denir diyor. Çok büyük bir sultan. Fakat tasavvufun işte ilk devrinde bunlar dünyadan kaçmışlar. Biraz hanımlardan da kaçmışlar. Bir Allah sevgilisi hanımefendi buna bir hediye yolluyor. Siz ne mübarek uzatsınız diye. O da cevaben biz hatunlardan hediye almayız diyor. Ha hanımefendi de diyor ki Cüneyd-i Bağdadi'ye. Ay siz hala hediye gönderenin bir kişi olduğunu mu zannediyorsunuz? Gönderenin, getirenin, alanın, verenin yalnız Allah olduğunu bilmiyor musunuz? Deyince Cüneyd-i Bağdadi cevap yolluyor. Gelip benim mürşidim olurlar. Şimdi ilk devirlerde biraz kaçmışlar ama sonuçta kendilerinde ariflik seviyesine ulaştıktan sonra her yerde Allah'ın güzelliğini görme zevkini ermişler. Sonra Mevlana gibi kadının güzelliğinde de Allah'ın tecellisini gören insan kamil erkektir seviyesine ermişler. Çok arifler ve aşıklar bu makamda dünya ile ahireti haklı ermeye engel saymakta ve onun bir masiva olduğunu söylemektediler. Bir adım daha ileri giden İbn Arabi, dünyayı kötü görmek bir yana bu makama ulaşanlar için dünyanın hakka ermeyi engellemediğini, bilakis onunla daha iyi Allah'ı tanıyabildiğimizi görür. Hocam Kenan Erfai'de cennet anaların ayakları altındadır hadisini açıklarken en büyük ana olan dünyadır. Dolayısıyla cennet bu dünyanın ayakları altındadır. Yani sen bu dünyada cenneti bulamazsan öbür alemde cennet bulamazsın diyor. Ne demek istiyor? Öyle bir huzura er ki hiçbir hadise seni sarsmasın. Gene Ebu'l-Hasan'ül Harekani, beni gökyüzünden bir ibrişimle bağlasalar, ibrişim ne? Bütün dünyanın sıkıntı ve belalarını üzerime yağdırsalar, kılımın bile kıpırdamadığını görürler diyerek, dünya hadiselerinin onu etkilemediğini, böylece de cenneti bu alemde bulduğunu bize anlatıyor. Bize de nasip olsun inşallah. İlmin de tıpkı marifet gibi mutlak birliği konu edindiğini söyledik. Bu sayede ilim ve marifet diye isimlendirdik. Resulullah marifeti sermaye de olarak nitelendirdi. Evet. Sermaye fayda ve kar etmeye sebep olan mayadır. Marifetullah da açık terakkilere sebep olur. Yani Allah hakkında kazanılmış olan bilgi ve irfan yükselip ilerlemelere sebep olur. Nitekim bilenle bilmeyen hiçbir olur mu? Ayet-i Kerimesi bunu söylüyor. Yani siz buraya
efendim geldiğiniz zaman size çok net ve doğru söylediğime iman ederek söylüyorum ki burada benim 10 küsur senedir dersimde olan arkadaşlarım var. Ben de sizlerle birlikte bunu öğrenmeye çalışıyorum. Oxford'da, en son Oxford'daydım. Şimdi aklımda o var. Sadece şunu düşündüm. 2-3 tane genç profesör çocuk konuşurken vallahi çarşamba grubu bunlardan daha iyi biliyor dedim. Yani bu iş gerçekten Allah razı olsun. Şu okuduğum şeyler çok üst seviyede şeyler. İbn Arabi gibi anlaşılması zor olan, karıştırılan şeyler. Fakat maşallah yavaş yavaş gönüllerimizin içine işliye işliye inşallah halletmemize de neler olur. Bilen haline geçmeyi Allah bilir. Marifetle kast ondan mutlak ilimdir, kesin bilgidir. Bunlar şeriat ilmi, hükümler ilmi, hakikat ilmi ve ilhamlardır. Hükümleri bilenlerin bilmeyenlere göre üstünlükleri nasılsa Allah'ı bilmiş olanlar da hükümler alemine üstündürler. Dünyada en faydalı iş marifettir. Ondan nasipsiz olan sermayesiz tacir gibidir. Sermayesiz olan tacir ise ekseriya borçludur. Borçlu borcunu ödemelidir. Yani marifet, mesela hep anlatıyorum. Sevgililer gününde televizyonda seyretmiştim. Bir yaşlı, 120 yaşlarında beyefendi eşiyle olan ilişkisini anlatıyordu. Bir köylü bir beyefendi. Büyük ihtimalle okuma yazma bile bilmiyor. Sordular eşinizle hiç kırıldınız mı birbirine diye. Adamın gözleri büyüdü. Yani Allah'ın bana emanet ettiği bir varlığa hürmetsiz mi davranabilir miyim dedi. Evet. İşte bundan daha güzel marifet ehli oldu. Hem büyük şey. Evet. Şimdi burada bakıyorsunuz demek ki sadece bilmek değil, bildiğini yaşamak. Ve bu bilginin okul bilgisiyle pek alakası yok. Tabii onu bilmek de bir lütuf ama görüyoruz ki bu bilgi edinildiği zaman insanı tamamen huzur ve mutluluğa götürür. Çünkü her şeyi yerli yerine koymayı öğreniyoruz. Ne fazla değer veriyoruz, yani ne tapıyoruz, ne vazgeçiyoruz. Her şeyde evladını öyle, eşini öyle, işini öyle, dünyayı öyle, her şeyi yerli yerine koyunca dünya cennet haline geliyor. Borçlu borcunu ödemelidir. Onun için hadis-i şerifte Allah'ım borcumu benden al diye dua edildi. Zahir borç mal ve paradır. Batın borç Allah'a söz verilen ameller ve hallerdir. İbadetler bizim borcumuzdur ve amellerimiz. Yani Allah'ın bizden istediği hal ve tavır da bizim borcumuzdur. Çünkü bedenin bütün aza ve kuvvetleri emanettir. Bunların her birinden ilahi bir hüküm istenmiştir. Hani ayet-i kerimede buyurulur, Hazreti Mevlana'da Mesnevi'de açar, yarın öbür gün elin, dilin, ağzın hepsi konuşacak öbür alemde. Elin diyecek ki diyor, yo beni yolladı, haram para almaya yolladı. Dilin diyecek ki diyor, ben başkasına beddua ettim benim vasıtamla. Sen bir bak böyle Allah'ın kalbi dururken bütün organların seni yalanlayacak diyor. Sen bu dil nasıl konuşur deme, şimdi ağzında böyle et gibi dururken nasıl ses çıkarıyorsa orada da konuşacak diyor. Sonuçta her organımızdan hesap vereceğiz. Onun için bu hesap verme işini inşallah öyle bir aşkla Allah'a gönderelim ki bari bu dünyadan hesabımızı vermiş olalım inşallah. Marifet ihlastır. Kalpten istenen ihlastır, ruh o zaman marifete kavuşur. Buradaki ihlas samimiyet demek. Yani Allah'a samimi şekilde yaklaşın. Hakka başka, hakka başka olmayın. Yani Allah'ın bizden istediği bu. Yani halkın yanında hani çok dindarmış gibi gözüküp ondan sonra eve gelip de kalp kırar, gönül yıkarsa Kabe'yi yıkmış kadar felaketin içine giriyoruz. Kesin keşif ile Hakk'ın isimlerini, sıfat ve fiillerini bilmeyen ilim ve marifet sahibi olamaz. Burada Razi'ye yazdığı mektup var. İbn Arabi'nin ben de ön söz olarak kitabı almışım. Beni tir tir titreten bir mektuptur o. Bu Razi zavallı yani o da Allah ona gani gani mutluluklar versin öbür alemde. Şeyi temsil ediyor. Alemin felsefecisini temsil ediyor.
Bir İbn Arabi de alemin manevi alemine ve marifetullah'ın. İbn Arabi duyuyor ki Razi'nin 40 yıldır öğrendiği bütün bilgilerin yanlış olduğunu anladı ve çok üzüldüğünü duyunca ona bir mektup yazıyor. Diyor ki, kardeşim, böyle dışarıdan edinilen bilgilerle Allah bulunmaz. Bu bir keşif ilmidir. Yani bilgiyle gönlün işbirliği lazım. Gönlün Allah'tan kat'i emin olmalı. Gönlün o bilgiden tatmin olmalı. Bu mertebeye mutmainne mertebesi. Allah'tan emin olma mertebesi demiyoruz. Buraya erişen kişi marifet sahibi. Bu da öğrenmekle olmaz, keşifle olur diyor. Keşif ne demektir? Yani aklında bir bilgi ediniyorsun, Allah'ı kabul ettim diyorsun. Vücudunun her hücresi o bilginin Allah'tan geldiğinden emin oluyor. İşte bu o zaman onu keşfetmişim demektir. Anlatabiliyor muyum? Kalbin o ilimden tatmin olmalı. Yoksa şüpheye düşerse o ilim ilmi bir bilgidir. Şüpheden kurtulursa o ilim hakikaten Allah ilmidir. Onun için keşif lazım diyor. Kenan Rıfai Hazretleri de torununa şöyle demişler. Oğlum vah vah, sen ilmel yakinsin. Yani ilim edinmişsin. Eğer aynen yakin olsan, yani o bilgiyi görsen, bunu Kanada'da yaşayan torununun mektubundan biliyoruz. Bir omuzunda bir meleğin, bir omuzunda diğer meleğin oturup seni her an Allah'a doğru çektiğini düşünür ve hiçbir şeyden mutsuz olmaz. Demek ki sadece ilimle onu bildiğin için sen mutsuzluğu yaşıyorsun. Bizim de bütün mutsuzluklarımız, takıntılarımız görememekten, bilememekten, keşfedememekten. Tarikat şeriatın içi olduğu gibi marifet de tarikatın içidir. Zira özel yoldan seyir ve sülukla hasıl olan manalar ve hikmetler isim ve sıfatlarla ilgilidir. İsim ve sıfatlar ise zatın mertebeleridir. Zat mertebelerinden gelen sırlar da zat sırlarıdır. Şimdi biz yalnız, burası çok önemli efendim, yalnız İslam hakiki marifetten bahseder. Diğer dinler hakikati anlatırlar. Dört tane yol vardır. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Diğer dinler hakikati idrak ederler. Hakikati yaşayamazlar. Ancak o hakikati yaşayan dine marifet dini olan İslam denir. Acaba anlatabiliyor muyum? Onun için mesela Hazreti İsa çok büyük bir sultandır ama hiç evlenmemiştir. Çünkü o ruhullah'tır. Yani eğer marifet ehli Hazreti Muhammed olmasaydı, Hazreti İsa o marifeti evliliği de kutsal hale getirerek gösterecekti. Yani hakikati yaşanır hale getirecekti. Ama bu özellik yalnız Hazreti Muhammed'e verilmiştir. Acaba anlatabiliyor muyum? Öyleyse marifet İslam'ın vazifesidir. İslam marifete ermeyi zata ulaşmak olarak algılar. Zat nedir? İsim nedir? Sıfat nedir? Hocamıza sormuş annem. Bunları boyuna konuşuyoruz, nedir demiş. Demişler ki, gülün adı ismi güldür. Sıfatları, yaprakları, renkleri, zatı ve özü ise gözün kapalı bir yerde gül olduğunu nasıl anlarsın? Kokusundan. Zatı ve özü kokusudur. O halde sen her şeyin kokusuna, yani onun hakikatine erdiğin zaman onun zatı hakkında fikir edinirsin. Zatını bilirsin demiyor. Çünkü Allah'ın zatı hiçbir zaman bilinemez. Acaba anlatabiliyor muyum söylemek için? Çok mühim çünkü. Hakikati nakit olarak ifade buyurdu. Zira nakit vadeye bırakılmamış olandır, peşindir. Paranın ve sağlamını kaldığını bilmek demektir. Marifetten murat aynadır. İlimden ayna ulaşmaktır. Marifet ehli o ilme bakar, ilmin hakikatini yalancısını ayırır ve oradan Allah'a ulaşır. Yani marifet ehline bakınca ben şahsen tabii gördüm. Samiye annem de çok yaşadım bunu. Samiye annem böyle yaprağın oynayışından ayet açıklarlardı. Yaprağın oynayışından. Kenan Rıfai Hazretleri
Yani işte siz çok iyi bilirsiniz, çok anlatmışımdır. Adam sokağa tuvaletini yapıyormuş. Eşini görmüş. Efendimin eşi tuvaletini yaptı. Düşünün, adam sokağa tuvaletini yapıyor. Eşi de görüyor. Aa filan demiş yani. Ay efendim yani ne hale geldi dünya filan diyecek. Kendileri demişler ki bakın yani marifet ehlinin tavrına bakın. Bak demişler şu adam içindeki zehri atmak için ne kadar hızlı hareket ediyor. Evi bile bekleyememiş. İnşallah biz de kötü huylarımızı atmak için bu kadar hızlı hareket ediyor. Bu marifet ehlidir. Kimsenin aleyhinde konuşmak yok. Yanlış ve abes görücü. Hazreti Ali diyor ki ben marifete ulaşınca önce çirkin gören şey gözümü kör ettim. Hiç kimsenin çirkin tarafını görmedim diyor. Her şey lüzumlu, her şey gerekli, her şey var dedim diyor. Yalnız bu çok önemli efendim. Bir şeyin çirkin tarafını görmemek, onun çirkinliğini düzeltmemek için çaba göstermemek demek değildir. Yine hocamız yanlışları düzeltmek için bizi azarladıkları zamanlarda olurdu. Ama biz azarlandığımız zaman şöyle düşünürdük. Hocam beni ne kadar seviyor ki beni azarladı. Demek ki benden vazgeçmemiş. Allah ondan razı olsun. Çünkü onun azarlayışında nefsaniyet yoktu. Tıpkı Hazreti Ali'nin tükürüldüğü zaman silahı bırakışı gibi, kılıcı. Yani nefsiyle azarlayınca insan insanı kırar. Ama nefsi olmadan Allah için birini uyarıyorsanız insan ondan, hakiki insansa ondan kırılmaz. Anlatabiliyorum değil mi? Burası çok önemli. Bitiriyorum, çok yordum. Biraz bugün ilmi kısmı. İlmi kısmı. Sufiler marifetin aslı ve mahfiyetiyle marifet ve ilim arasındaki farkın neden ibaret olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Cüneyt Bağdadi, marifet hakkın ilminin var olduğu yerde senin bilgisizliğinin mevcut olmasıdır diyor. Marifet budur diyor. Yani bir ilim varsa o da hakka aittir. Hazreti Ebu Bekir buyurmuşlar ki idrak nedir biliyor musun demişler. Kendinin idraksız olduğunu idrak etmektir. Ne güzel. Hazreti Ali de ilmin son noktası cehalettir diyor. Çünkü sen bir hiçsin, onun için ne bilsen Allah'tan başka bir ilme sahip değilsin. Sen de hiçbir şey. Bundan daha zevkli bir şey olabilir. Kendi hiçliğini idraktan daha zevkli bir şey olabilir. Biraz daha izah eder misiniz diyen zata, aslında arif de odur, maruf da. Yani bilen de, bilinen de yalnız odur, sen hiçbir şeysin diyor. Yani ben bunu hep bizim bir gölge olduğumuzu, onun nuru ilahisi bize vurursa ancak gölgeliğimizi gösterebildiğimizi düşünerek anlamaya çalışıyorum. Bu sözün manası şudur, sen olman itibariyle Allah hakkında cahilsin, bilgin yoktur. O tanıttığı için kendini, seni tanımaktasın. Aynı manaya gelmek üzere Abdullah, marifet bilgisizlik hakkındaki bilgidir demiştir. Yani kendi cahilliğini idrak etmekten daha üstü bir marifet yok. Kendi hiçliğini, kendi yokluğunu idrak etmekten. Şimdi Kenan Fay Hazretleri'nin bu kadar Allah'ın ilmine ve bilgisine sahip olduğunu bildiğimiz halde bir ilahisinde şöyle buyuruyorlar. Ben bu kapkara yüzle senin huzuruna nasıl varırım? Yani bunu hocam söylüyor. Ben düşünüyorum yani bütün ömrünce şeriatından bir kere ayrılmamış, sabaha kadar yüzlerce rekat namaz kılan, 7 yaşına kadar olan namazlarını kılmış olan bir öğretmen. Her varlığıyla örnek olmuş. Diyorlar ki açık ve net, bir kere yalan söylediğimi gördünüzse size de izin veriyorum. Bir kere başkası hakkında dedikodu ettiğimi gördünüzse size de izin veriyorum. Böyle bir sürü şey saymışlar. Sonra demişler ki ama ben bunları yapmıyorsam ve siz yapıyorsanız sevdiğinizi söylediğiniz şu hocanıza her gün kırbaçla vuruyorsunuz demek. İşte bu hocanın ben bu kapkara yüzü huzuruna nasıl varacağım demesine enteresan. Yine Harekani Hazretlerine bakıyorsunuz diyor ki hayatımda şeriattan bir saniye ayrılmadım. Vurucu. Ama bütün sevaplarımı saysalar 15-20 dakika tutar.
günahlarımı saysalar Nuh'un ömründen fazla tutar. Böyle sultanların, yani onlar bu dereceye vardıkları halde hiçliklerini idrak ediyorlarsa bizim halimizi artık bilmiyorum olacağız. Fih diyor ki, ilmin varlığı marifetle, aklın varlığı ilimledir. Marifet ise kendi kendine olur. Akıl ilmi ilimle bilmek, ilim marifetle bilmek, marifet hakla bilmektir. Bu sözün manası şudur. Allah-u Teala bir kuluna kendini tanıtıp, kul da Allah-u Teala'yı kendisine tanıtıldığı şekilde tanıyınca, bundan sonra Allah o kulda bir ilim meydana getirir. Yani ben Allah'ı tanıyamıyorum ki. Ben kimim ki? Yani sonsuz kelimesini bile kullanma diyor İbn Arabi Hazretleri. O bile kafanda bir fikir ileri sürmektir, bir kalıptır diyor. Allah'ı sonsuz diye kalıplara koyma diyor. İbn Arabi söylüyor bunu. Onun idrak edilmeyecek yüceliğine, şu kadar bir varlığını ben nasıl bilirim? Onun kendini bana tanıttığı kadarını ben bilirim. Ancak bildirdiği kadarını bilebilirim. Ama o tanıtma bana yeter. Ben ona, bir gün bana bir hanım geldi. Dedi ki size Allah'tan haber getirdim. Ben dedim ki o zaman bana hocam söyler. Ben daha fazlasını bilmek istemiyorum. Çünkü hadis-i şerif de var. Sen gizli sırları araştırma. Allah'ın sana bildirdiği, sen bu dünyaya sır öğrenmek için gelmedin. Kendini tanımaya geldin. Çok kızdı. Çok kızdı. Dedi ki sen dedi şu cenneti istemiyorsun. Ne biçim kadınsın? Bağırdı çağırdı. Gitti. Fakat ben ona dedim ki benim cennetim zaten öğrendiğim kadarını halletmekti. Allah fazlasını isterse bana bir şekilde idrak edir. Şimdi ben niye sizden hani, ha bir de dedim ki eğer sahih bilgi sahibiyseniz bana bir örnek verin. Bana cevaben dedi ki Mevlana hata yapmıştır. Aa. Zaten onu söyleyince ben dedim yok bana bir şey söyle. Bana söylemeyin. Yol açık oldu ve bütün elektrikler attı gider. Biliyor musunuz? Bütün elektrikler. Yani onun için bizim buraya sır öğrenmeye değil, insan olmaya geldiğimizi bilmek lazım. Yani şuraya gelmekten maksat da bir sürü ilmi öğrenip satmak değil ki. Bu ilimleri kendimize faydalı hale geçirmek inşallah. Başka ben olmak üzere. Başka biri eşyanın zahiriyle ilgili bilgilere ilim, eşyanın iç çözümünü keşfetmek suretiyle elde edilen bilgilere marifet denir demişti. Başka biri, Allah ilmi halka mübah kıldı, marifeti ise evliyasına tahsis etti buyuruyor. Ebu Bekir Berra, marifet eşyayı şekil ve suretiyle tanımak, ilim ise eşyanın mahiyetini ve hakikatini bilmektir diyor. Harraf, Allah hakkındaki marifet, Allah'ı bulmadan önce onu araştırmakla ilgili olan ilimdir diyor. Bulmaktan kasıt vuslattır. Yani kendimizdeki Allah'a kavuşmaktır. Allah'ı bilmek, kendimizi bilmekle alakalı. Onun için ben hep anlatıyorum, bu çok hoşuma gitti. Bu affınızı niyaz ediyorum duydunuzsa. Adamın biri her gün mürşidine gelip, yarın da geleyim mi diyormuş. Adam tık tık ama hiçbir değişme yok. Yarın da geleyim mi gel diyormuş. Yarın da geleyim mi gel. Demek ki o anda zevk alıyor fakat çıkar çıkmaz eski haline dönüyor. En sonunda mürşit demiş ki oğlum sen yarın gelme kendine gel demiş. Yani önce bir kendimizdeki Allah'ı bulmak için buraya geliyoruz değil mi efendim? Yani ben kimim? Ben neyim? Ben hala alınıyor muyum? Darılıyor muyum? Kırılıyor muyum? Bunca senedir gidiyorum geliyorum hala kafamın içine hadiseleri takıyor muyum? Üzülüyor muyum? Allah'a bırakmıyor muyum? O teslimiyete sahip miyim, değil miyim? İşte bunları kendimizde ölçüp bitmemiz lazım. Allah hakkındaki bilim ise onu bulduktan sonra hasıl olur. Bu duruma göre Allah'la ilgili ilim, Allah'la ilgili marifetten daha gizli ve incedir. Faris Bağdadi, marifet, marufu yani Allah'ın müşahide halinde ve Allah'ın ile ilişki kurduğunda tamamen kendi varlığından soyulmaktır diyor. Marifet kemal haline ulaşan kulun kendi sıfatlarından fani olması.
Yani Vahide Sultan'a demişler ki bu adam çok mübarek. Neye yarar, meşrebi değişmemiş demiş. Yani hala kalp kırıyor. Hala o Allah'ın istediği tabiata ulaşmadı. Yani ben değişemem, böyleyim. Mesela bir şarkı var, ben ona çok takılmıştım. Kabahatlerim aynı, kusurlarım aynı. Aynı olunca ben niye yaşıyorum? Değil mi? O halde marifet, hakla ilişki kuranın kendi meşrebinden soyunarak mürşidinin onda istediği meşrebe giyilmesidir. Marifet, mürşidi bilmek demek değildir. Marifet, bilgisini arttırmak demek değildir. Marifet, kendi bütün sıfatlarından soyunup Allah'ın sıfatlarını giyinmek demektir. Acaba anlatabiliyor muyum? Firnan'a sordular, Rabbini ne ile buldun? Şöyle cevap verdi, azametini hatırlar, ondan haya eder, günahlardan kaçınır. Firnan Allah'ı kendisine yakın olarak tanımış ve bu şekilde tanımayı Allah'la ilgili marifetin delili olarak kabul etmiştir. Aliyan'a sordular, Mevlana'yla aran nasıl? Şöyle dedi, onu tanıdıktan sonra başkasıyla meşgul olmak suretiyle kendime eza ve cefa etmekten vazgeçtim. Ay bunu da bitireyim müsaade edin. Bundan daha güzelmiş. Bir daha okuyayım. Allah'la halin nasıl diye sormuşlar Aliyan'a. Onu tanıdıktan sonra başkasıyla meşgul olmak suretiyle kendime eza ve cefa etmekten vazgeçtim. Çok güzel. Çok güzel bir tarif oldu. İnşallah biz de başkasıyla meşgul olmaktan ayıran insanlar olalım. Allah bize de marifeti nasip etsin. Madem öğretiyor, halindirsin.